Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle gönüllerde tat kuran, yılların süre gelen en lezzetli tariflerinden birisi. Tabii ki biz de göstermesek olmazdı. Ben de kendi yöntemlerimle yapma şeklimi size hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle tuzlu suya bıraktım arkadaşlar. Patlıcanlarımı böyle alacalı soydum. Pijamalı şekilde bir var bir yok şeklinde. Kalınlığı böyle iki parmak kalınlığında arkadaşlar. Tam iki parmak kalınlığında doğradım patlıcanlarımı. Olabildiğince iri patlıcan olmasında fayda var. Çok daha görseli güzel olacaktır. Hemen tuzlu suya bıraktım. Yaklaşık 10-15 dakikadır tuzlu suda bekliyor arkadaşlar. Varsa patlıcanımızın acısını alacaktır. Burada 100 gram kadar biberimiz var. Çekirdeklerini temizledim. Burada da 5 tane domatesimiz var arkadaşlar. Halka halka doğradım onu da böyle bir parmak kalınlığında küçük halkalar halinde. Şekli yine sizin zevkinize kalmış tabii ki. Burada da 1 kilo kıymamız var. Orta yağlı dana kıyma arkadaşlar. Baharat olarak da birer tatlı kaşığı karabiber ve tuzumuz, ikişer tatlı kaşığı orta acılıkta pul biber ve tatlı toz biberimiz var arkadaşlar. Hemen kıymalarımızı ben şöyle bir dağıtmak istiyorum. 1 kilo net dana kıymamız arkadaşlar burada. Patlıcanımız da bu arada 2 kilo. Patlıcanın yarısı kadar da kıymamız var. İri patlıcanlardan olacak şekilde. Hemen tuzumu, baharatlarımı ekliyorum arkadaşlar. Çok pratik ama bir o kadar lezzetli bir tariftir patlıcan kebabı. Bunu farklı pişirme yöntemleri, işte mahallede fırına göndererek pişirilebilir, mangalda pişirilebilir ya da şu anda benim yapacağım şekilde fırında pişirilebilir arkadaşlar. Ben fırında pişirme ev ortamında nasıl pişiririz onu göstereceğim sizlere. Kıymamızı yaklaşık 5 dakika boyunca hiç ara vermeden tamamen yoğuruyoruz ki birbiriyle bütünleşsin. Ben kıymamı yoğuruyorum arkadaşlar şu anda. Köftelerimizin yoğurma işlemi gerçekleşti. Yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Zaten belli arkadaşlar. Artık böyle kıymalarımız tamamen birbirine yapıştı. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Patlıcanlarımın suyunu süzdüm. Acı suyundan arındırdım. Patlıcanın bir tanesini elime alıyorum. Artık bundan sonrası aslında sizin etinizin azlığına, çokluğuna ya da damak lezzetinize göre de değişebilir. Ben ortalama bir şekilde olacak şekilde şöyle küçük bir ceviz büyüklüğünde arkadaşlar koyuyorum. İsterseniz daha artırabilirsiniz kıymanızı ya da kıymanız azsa ya da çok sevmiyorsanız etli biraz daha az koyabilirsiniz. Bunu da kapatıyorum ve artık tepsiye koymaya başlıyorum. Böyle yanına ekleyerek devam edeceğim. Ara ara elimi suya batırıyorum ki normal içme suyuna. Şeklinde şöyle küçük yuvarlaklar halinde yaparsak daha da estetik duracaktır. Hemen şöyle yanına ekliyorum. Bir patlıcan daha bırakıyorum arkadaşlar. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Patlıcanımıza yasladık. Yanına onu da bıraktık. Tepsimizi bu şekilde tamamen böyle dolacak kadar malzememiz bitene kadar aynı işleme devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı dizme işlemini bitirdik. Hemen dediğim gibi kolay ama bir o kadar lezzetli bir yemek. Kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Biberlerimizi bilerek alta bırakıyorum arkadaşlar. Fırında pişireceğimiz için üzerinden gelen ısının biberleri yakmasına engel olması için. Domateslerimizi de şöyle üzerlerine dökeceğim. İsterseniz şöyle ara ara da düzleyebilirsiniz. Artık o da tamamen sizin zevkinize, tercihinize kalmış. Ama ortada da olursa zaten pişecektir. Ben şöyle bırakacağım ara ara patlıcanlara da lezzet vermesi açısından. Şöyle düzenliyorum. Şunu da bırakalım. Hafiften domateslerimizde tuz yoktu arkadaşlar. Tuzumu da şöyle bir domateslerime ekiyorum. Fırına göndermeden öncesinde de üzerine alüminyum folyo kapatacağım arkadaşlar. 200-220 dereceye kadar pişirebilirsiniz. Fırınınızın ne kadar ısısı yüksekse o kadar ısıda pişebilir. Çünkü yüksek ısıda güzel pişecektir. Ama mutlaka ilk etapta ilk yarım saat fırındayken üzerine alüminyum folyo ile kapatın ya da yağlı kağıdı ıslatıp kapatın ki patlıcanlarımızın üstü yanıp içi çiğ kalmasın. Üzerine önce kapalı şekilde pişireceğiz. Daha sonrasında da bir yarım saatin sonunda üzerine açacağız ve tamamen nar gibi kızarmasını sağlayacağız. Fırına gönderirken o halini de göstereceğim size. Şimdilik hazırlık aşamamız bu. Hadi o zaman hep birlikte fırına gönderelim. Evet arkadaşlar artık fırına gönderiyoruz. Fırına göndermeden önce çok hafif böyle üzerine kırmızı toz biber serptim arkadaşlar. Görselinin daha güzel olması için. Bir su bardağı da suyumuz var. Hiçbir şey eklemeden suyumu direkt koyuyorum. İçme suyu. Bir su bardağı daha ekleyeceğim.
Şöyle. Evet, şimdilik bu yeterli. Domatesin de suyu çıkacaktır zaten. Yarım çay bardağı kadar da, şöyle ölçü verecek olursak yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Zaten kıymamız orta yağlı. Sıvı yağımızı da ekledik. Artık folyoyla üzerini kapatıyorum. Ve 220 derece ısıtılmış fırında pişmek için gönderiyorum. Dediğim gibi ilk yarım saat bu şekilde pişecek arkadaşlar. Daha sonra üzerini açacağız. Ve üzerinde tamamen nar gibi kızana kadar da pişirmeye devam edeceğiz. Toplam pişme süresi en az 1 saat 20 dakika ya da 1,5 saat aralığında. Tatlıcan biraz geç pişer. Bir de böyle tamamen lokum gibi dağılmasını istiyorsak eğer, çok daha böyle yavaş yavaş ama üzeri kızarana kadar, lezzeti artana kadar pişirmekte fayda var. En az 1,5 saat. Şimdi yarım saat bu şekilde pişecek. Yarım saatin sonunda açacağım ve üzeri kızarıp da nar gibi olana kadar pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlıcan kebabımız karşınızda bütün sıcaklığıyla ve mis kokusuyla karşımızda duruyor. İnanın kokusu böyle iştah kabartıyor. Yani etin ve patlıcanın bence bir araya geldiği en güzel lezzetlerden birisi. O yüzden kesinlikle bu Maraş yöresinde yapılan, Maraş'a ait versiyonuyla da patlıcan kebabını denemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Son derece lezzetli, son derece estetik ve hoş görünüyor bence. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Biz soğutmadan hemen yeme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de o zaman videomuzun sonuna geldik. Herkese afiyetler olsun. Herkese sevgilerle.